Sağ olun değerli hocalarım. Sizler nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Sağ ol Hasan, sen nasılsın? Evet, bir iki dakika bekleyelim. Daha gelen arkadaşlarımız var. Ne yapacağız bu akşam değerli hocalarım? Bu akşam tarihten bir deneme sınavı çözeceğiz beraber. Hem sorular nasıl gelebilir, nereden gelebilir, ÖSYM'nin bakış açısı nedir? Bunu birazcık beraber değerlendireceğiz. Sinem hocam muhtemelen 40 dakika diye düşünüyorum. Ama tabii uzun da sürebilir. Ama 40-45 dakikada biter diye düşünüyorum. Sizler de sağ olun. Merhabalar Dilan hocam, sizler de hoş geldiniz. İyi akşamlar Hacer hocam. 1-2 dakikaya başlayacağız değerli hocalarım. Hala gelenler var. Merhabalar Ebru Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar değerli hocam. Cümlemizden. Remzi hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim Ebru hocam. Sağ olun. Aynı şekilde az kaldı. İyi akşamlar Gülcan hocam. Hoş geldiniz. Şöyle hazır mısınız? Ben ilk etapta cevapları hemen vermeyeceğim. Siz de kendinizi ölçün, tartın. Kampta var mı inşallah Sinem hocam? Evet. Değerli hocam, soru havuzu değişti deniliyor. Bence çok fazla bir değişiklik olmayacak. Sorular da hani çok ayrıntılı, teferruatlı olacağını ben düşünmüyorum. Hani 2020, 2018, 2020 kıvamında olacağını düşünüyorum. Tabii kendi branşlarım için konuşuyorum. Hani bu sizi çok yanlışa yönlendirmesin. Sorular çok ayrıntılı gelecek, çok şey değişecek. Hayır, Asya Hunlarında henüz bir değişiklik olmadı. Fatih Sultan Mehmet döneminde de bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla arkadaşlarım ya da Birinci Balkan Savaşı'nda ya da Birinci Dünya Savaşı'nda dolayısıyla ben müfredattan geleceğini düşünüyorum. Sorular eğer dağılımı verdiği ölçüde yapılırsa bence hiçbir sıkıntı olmayacak. Ben çok fazla bir şeyin değişeceğine işin açıkçası ihtimal vermiyorum. Ha, kalite düzeyi artabilir. Sorular daha kaliteli gelebilir. Daha derli toplu gelebilir ki bu da sizler için iyi bir şey diye düşünüyorum. Diyelim kısaca ve başlayalım. Şimdi değerli hocalarım, aşağıdaki devlet ve destan eşleşmelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir? ÖSYM arkadaşlarım bu konuda 4-5 kez soru sormuş, destan vermiş, hangi devlete ait olduğunu sormuş. Burada tek tek bunları inceleyelim. Birincisi ne demiş? A şıkkımız İskitlerin şu destanı ve Alpertunga destanı var. Doğru. Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt destanları var. Doğru. Bu soruldu zaten iki kez. Asya Hun Devleti'nin Oğuz Kağan destanı var. Evet, hatta ÖSYM şöyle de bir soru sormuş. Demiş ki Oğuz Kağan olarak nitelendirilen Türk hükümdar kimdir? Oğuz Kağan olarak nitelendirilen arkadaşlarım Metehan'dır. Uygurların göç ve türeyiş destanları vardır. Doğru. Ancak dünyanın en uzun destanı olma özelliğine sahip olan Manas destanı arkadaşlarım Kıpçak ya da Kumanlara ait değil.
Kimlere ait bir destandır? Kırgızlara ait olan bir destandır. Destan kısmından soru gelir. Soru kalıbı aşağı yukarı bu şekildedir hocalarım. Destanlara mutlak surette sınavdan önce bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle Uygur, Göktürk ve Kırgız. Bunlara dikkat edelim. Işıldayan İnci veya Kaşi ünvanını alan Türk İslam şehri hangisidir? Şimdi bu yıl, 2015 lisans sınavında bu tarz bir soru soruldu. Hangisini sordu? ÖSYM dedi ki, Timur Devleti ile beraber şehirlerin şahı ünvanını alan şehir hangisidir? Semerkant, değerli hocalarım, şehirlerin şahı olarak bilinir ya da zengin şehir olarak da geçer. Buhara, İslam'ın Roma'sı, İslam'ın Roma'sı olarak geçer. Ahlat, hocalarım, Ahlat, Anadolu'daki Kubbetül İslam şehri olarak geçer. Kubbetül İslam, İslam'ın kubbeleri arkadaşlarım anlamındadır. Belh, Buhara ve Ahlat, ama Anadolu'daki hangisidir? Ahlat'tır. Nişabur, Büyük Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehirdir. Burada ışıldayan İnci veya Kaşi anlamına gelen Türk İslam şehri Kaşgar olduğunu bileceğiz. Yine ÖSYM'nin 4 kez sorduğu bir soru. Ben hepsini toparladım. Bir soru halinde bunu sormaya çalıştım. Ne demiş? Birleşmiş Milletler fikrini ilk kez ortaya attım demiş. Soruldu. Pozitif bilimleri ilk kez sınıflandırdım. Soruldu. Muallimi sani, ikinci öğretmen ifadesi benim için kullanılmış. Soruldu. Türk İslam tarihindeki ilk siyaset felsefesinden söz etmiştir. İhsaul Ulum el-Medinetül Fasıla Kitabul Musiki eserlerini kaleme aldım. Şimdi söyle bakalım benim emekçi kardeşim. Emekçisiniz, çok emek veriyorsunuz. Beni hatırladın mı? Hatırladınız mı? Evet, hepiniz hatırladınız arkadaşlarım. Buradaki özellikleri verilen Türk İslam bilgini elbette ki Farabi'dir değerli hocalarım. İbn Sina soruldu mu? Evet, soruldu arkadaşlarım. Tarihte tıbbın hükümdarı olarak geçer veya Şeyhül Reis olarak geçer veya arkadaşlarım Muallimi Salis olarak da arkadaşlarım geçer. El Kanun Fit Tıp, El Kanun Fit Tıp, bir de Kitabül Şifa eserleri vardır. Biruni arkadaşlarım, Asarül Bakiye eserim mevcuttur. Ayrıca Gazneli Mahmud'un sarayımın en kıymetlisi veya en değerli hazinesi olarak geçer. Benim bu sene hocalarım beklediğim bir soru, genel kültürden de sorulabilir. Hani güncel kısmı var ya, tarihten de sorulabilir. Bence Gazali sorulur bu sene, öyle düşünüyorum arkadaşlarım. Gazali Büyük Selçuklu Devleti döneminde biliyorsunuz Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yapmıştır. Bunun yanında değerli hocalarım, biz diyoruz ki hangi eseri vardır arkadaşlarım? İhyaul Ulumuddin eseri vardır. Yani bence arkadaşlarıma ön lisansta olur, lisansta olur, orta öğretimde olur, bilemem. Ama benim nacizane arkadaşlarım beklediğim 2022 KPSS sorularından bir tanesi budur. Evet. Güzel. Herkes cevapladı. Güzel. Osmanlı Devleti'nde Rumeli'de yoğunlaşan İskan siyaseti ile Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Osmanlı Devleti'nde Rumeli'de diyelim benden aç.
Rumeli'de yoğunlaşan İskan siyasetiyle Osmanlı Devleti hangisini amaçlamamıştır? Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlayarak burada egemenliğin kalıcı hale gelmesini sağlamak var. İskan zaten göç ettirme arkadaşlarım, bir yere yerleştirme. Bunun dışında konar göçer Türkmenleri yerleşik hayata geçirme arkadaşlarım var. Fetih hareketliliğini süreklilik kazandırma. Evet zaten arkadaşlarım bir politikada bu. Burayı bir üs olarak arkadaşlarım kullanacaklardır. Aralarında husumet bulunan aileleri birbirinden uzaklaştırmak. Evet bir sulh için. Ancak değerli hocalarım bölgede yaşayan gayrimüslim bir halkı bölgeden atmak Osmanlı politikaları içerisinde hiçbir zaman yer almamıştır ve asimilasyon politikaları içerisinde yer almamıştır. Osmanlı bu anlamda orada yaşayan tebaanın diline, dinine, ırkına arkadaşlarım müdahale etmemiştir. Müsamaha göstermiştir bilakis. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde etkili olan unsurlardan birisi değildir? Merkezi otoritesinin güçlü olması, değerli hocalarım, Türk İslam Devletleri içerisinde merkezi otoritesinin en güçlü olduğu devlet Osmanlı Devleti'dir. 2. Anadolu'da siyasi birliğin olmaması elbette. Gerek Anadolu'da, gerek Avrupa'da, gerek Balkanlar'da bir siyasi birliğinin olmaması Osmanlı Devleti'nin bir yerde büyümesi adına bir avantajdı. Çünkü eğer Anadolu'da, eğer Balkanlar'da, eğer Avrupa'da güçlü devletler olmuş olsaydı Osmanlı'nın büyümesi daha zorlaşacaktı. Bizans'ın iç karışıklıklar içerisinde olması, evet Bizans sınırına yakın bir yerde kurulması ve Bizans tekfurları arasındaki iktidar mücadelesinin varlığı Osmanlı'nın işine geliyordu. Osmanlı Devleti'nde yetenekli padişahların olması elbette. Özellikle ilk 10'a kadar Şampiyonlar Ligi'dir arkadaşlarım Kanuni Sultan Süleyman'a kadar. Liyakatlı devlet adamlarının başta olması zaten olmazsa olmazdır arkadaşlarım. Anadolu'da Türkler arasında mezhep kavgalarının olması arkadaşlarım böyle bir etki söz konusu değildir. Artı böyle bir şey olsa bile arkadaşlarım büyümesinde etkili olan müsbet bir adım, olumlu bir adım olamaz zaten. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde meydana gelen teşkilatlanma faaliyetleri arasında yer almaz değerli hocalarım? Kanunname-i Ali Osman adıyla Osmanlı'nın ilk kanunnamesini oluşturması. Bakınız değerli hocalarım, kanunname kanunlar topluluğu demektir. Osmanlı Devleti'nin ilk kanunnamesi Kanunname-i Ali Osman'dır. Ancak Osmanlı'nın ilk kanunu Osman Gazi döneminde bac vergisinin alınmasıdır. Bu bir. Osmanlı Devleti'nin en uzun yönetildiği saray olan Topkapı Sarayı'nın yapılması, inşa edilmesi Fatih dönemindedir. Bu Topkapı Sarayı ÖSYM şöyle sordu iki kez. Osmanlı Devleti'nin en uzun yönetildiği saray hangisidir dedi iki kez. Bir kez de unutmayın Topkapı Sarayı klasik dönem sarayıdır değerli hocalarım. Dolayısıyla Topkapı Sarayı'nda batı etkisi görülmez. İlk altın paranın bastırılması elbette. Hocalarım bu neyin göstergesidir? Bu ekonominin güçlü olduğuna kanıttır. İlk bakır paranın bastırılması Osman Bey. İlk gümüş paranın bastırılması Orhan Bey, ilk altın paranın bastırılması ise arkadaşlarım kimin dönemindedir? İlk altın para Fatih döneminde diyeceğiz. Bu da ekonominin güçlü olduğunu gösterir. İstanbul'da açılan ilk medrese olan Sahn-ı Seman medreselerinin yapılması elbette. Osmanlı'da yapılan ilk medrese arkadaşlarım Orhan Gazi döneminde İznik Orhaniyesidir. Ancak İstanbul'da inşa edilen ilk medrese Sahn-ı Seman'dır. Bu da zaten soruldu sınavda.
KPSS sınavında divana padişahın başkanlık etmeye başlaması değil. Divana arkadaşlarım zaten padişah başkanlık ediyordu. Bundan sonra yeri kime bırakılmıştır? Sadrazama bırakılmıştır. Devlet adamları görüşlerini rahat bir şekilde ifade edebilsinler diye. Sokullu Mehmet Paşa, yukarıda verilen hangi padişahlar döneminde çalışmalar yapmıştır? Değerli hocalarım, Sokullu dönemi diye bir dönem var Osmanlı döneminde, yükselme devri içerisinde. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın son 1-2 yılı değerli hocalarım. İkinci Selim döneminin tamamı, üçüncü Murat döneminin de arkadaşlarım ilk 4-5 yılında sadrazamlık yapmıştır. 1579'da zaten Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle Osmanlı Devleti'nde artık yükselme dönemi bitecek, duraklama dönemi başlayacaktır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Şeyhülislam'ını idam ettiren, kimi idam ettirdiği? Ahizade Hüseyin Efendi'yi. Ve ilk kez gece sokağa çıkma yasağını getiren, aynı zamanda tarihte Bağdat Fatihi olarak da anılan meşhur tarihçi İlber Ortaylı'nın Osmanlı'nın son Maraşeli olarak nitelendirdiği veya akademik kaynakların Osmanlı'nın Neron'u diye nitelendirdiği padişah kimdir? Arkadaşlarım, burada özellikleri sıralanan padişah elbette 4. Murat'tır değerli hocalarım. Sorulabilir 4. Murat. Daha önce 4. Murat soru olarak soruldu 2-3 kez. Çınar olayını soran bir ÖSYM bence duraklama döneminde 4. Murat'ı sorabilir diye düşündüğüm için böyle bir soru ekledim buraya da. Aşağıdakilerden hangisi kalemiye sınıfı mensubu üyesi değildir? Şimdi kalemiye sınıfında ne vardı değerli hocalarım? Kalemiye sınıfında bir diyoruz ki arkadaşlarım yazışma vardı. İki diyoruz ki diplomasi vardı. Şimdi defterdar arkadaşlarım bakın sorumuz değildir diyor. Altını çizelim. Defterdar kalemiye, nişancı kalemiye, reisül küttab kalemiye, vaka nüvis kalemiye, ancak kabudan-ı derya arkadaşlarım seyfiye sınıfı üyesidir. Defterdar biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Maliye Bakanı olarak da anılır. Nişancı tapu kadastro işlerine bakar. Reisül Küttab dışişleri zamanla zaten Hariciye Nazırlığı'na dönüşecek. Vaka nüvis, olay yazan arkadaşlarım, vaka yazan Osmanlı'da resmi tarihçilere verilen isimdir. Kaptan-ı Derya ise arkadaşlarım donanma komutanlarına verilen isimdir. Aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamid dönemi gelişmelerinden biri değildir? ÖSYM sever 2. Abdülhamid'i. Sultan 2. Abdülhamid 1876-1909 yılları arasında saltanat sürmüş, hüküm sürmüş bir Osmanlı padişahıdır. Ziraat Bankası'nın kurulması arkadaşlarım Sultan 2. Abdülhamid dönemi. Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nın jurnallık, hafiyelik teşkilatının kurulması 2. Abdülhamid dönemindedir. Yoksul ve kimsesizler için Darül Aceze'nin açılması, düşkünler evi bu dönemdedir. Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması bu dönemdedir. İlk Osmanlı Bankası'nın açılması 1847'de arkadaşlarım Bankı Der Saadet'tir. Değerli hocalarım, sever. Yine 3-4 kez sorulmuş bir soru arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda güzel sanatlarda eğitim ve öğretim yapmak üzere açılan müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in getirildiği okul aşağıdakilerden hangisidir? Değerli hocalarım, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak da anılan bu okul Sanayi Nefise Mektebi'dir.
Ha, ÖSYM bunu da sordu. Günümüzde karşılığı nedir arkadaşlarım? Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak da kabul edilebilir. Şeker Ahmet Paşa'yı sordum hocam. Sormuşsa da ben hatırlamıyorum Ebru hocam. Şeker Ahmet Paşa da biliyorsunuz 1874'te Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini açan kişiydi. Yani sorulmuşsa ben hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla sorulmamış. Ama bu sorulmayacağı anlamına gelmez. Arkeoloji Müzesi yine Osman Hamdi Bey. Değerli Ebru hocam. Osmanlı Devleti'nde Namık Kemal, Mithat Paşa, Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa. Zaten Namık Kemal'i gördüysek, Mithat Paşa'yı gördüysek bizim aklımıza direkt ne gelecek arkadaşlarım? Bizim aklımıza tabii ki de Osmanlıcılık fikir akımı gelecek. Osmanlıcılık veya şöyle de anılır bazen onu vermezler. Hocam ittihadı anasır olarak da anılır değerli hocalarım. Unsur, anasır. Ne diyor? Dildiğin ırk ayrımı gözetmeksizin tüm tebaayı eşit kabul etme arkadaşlarım. Buna Osmanlıcılık adı verilir. Osmanlıcılık fikir akımı arkadaşlarım 1839 Tanzimat Fermanı ile uygulanmaya başlanmıştır. Senedi ittifakta böyle bir etkiden söz edemeyiz. Ancak arkadaşlarım zaten tüm fikir akımları bir yerde hani Türkçülüğü çıkaralım. Zaten arkadaşlarım çöktü. Ha şöyle bazen soru bankalarında sorulabilir. Biliyorsunuz Adem-i Merkeziyetçilik Prens Sabahattin'i unutmayacağız. Ve bazen şöyle sorar hocalarım uygulanmaya hiç girmeyen fikir akımı. Adem-i Merkeziyetçilik değerli hocalarım hiç uygulanmadı. Bunu da unutmayalım. Ne suyu bizimdir artık, ne selin. Kıyını el aldı, adalar elin. Toprağa bellenmiş kınalı gelin. Vay benim gelinlik kınam der ağlar. Gider Mustafa Paşam, tunam der ağlar. Arif Nihat Asya. Şiirde aşağıdaki bölgelerden hangisinin kaybedilmesi konu edinilmiştir? Güzel bir soru. Gördüğüm kadarıyla da hepiniz yanlış yaptınız. Hepiniz demeyelim de çoğunluğunuz. Hocalarım Balkanlar üzerine bu şiir yazılmıştır. Bunu bir yere not almanızda fayda var. Ben bu soruyu 8. sınıf, yani bu şiiri daha doğrusu 8. sınıf tabii ki güzel yakaladın. 8. sınıf ders kitabından aldım. Güzel bir soru olur. Yani Hatay'ı, Musul'u bilerek koydum tabii ki de. Bence not almanızda fayda var değerli hocalarım. ÖSYM sever böyle bazen marjinal. Hani soru havuzu değişti diyorsunuz ya değerli hocalarım. Soru havuzu değişti diyorsunuz. Bakınız size orijinal soru. Mesela yani. Siyasi birliğimizi geç kurduk ve hızla sanayileştik. Yeni sömürgeler elde etmek istedik. Büyük devletlerin elindeki sömürgeleri ele geçirmeyi amaçladık. Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurduk. Sınır komşumuz ile kömür madeni bakımından zengin sınır bölgesi yüzünden aramız bozuldu. Yukarıda paragrafta amaçları belirtilen, tamam, bunlar kimin amacı diyor yani? Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ile aynı safta savaşan devlet. Burada bahsettiği sorun Alsace-Lorraine sorunudur değerli hocalarım. Bu Alsace-Lorraine sorunu da Almanya ve Fransa arasındaki bir problemdi arkadaşlarım. Aynı safta savaştılar. Osmanlı Devleti ile Almanya müttefiğimiz idi. Ve Fransa ile de arkadaşlarım Alsace-Lorraine sıkıntısını, sorununu zaten yaşamışlardı.
Osmanlı Devleti'nde Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Deniz Savaşları'nın kazanılmasında yukarıda verilenlerden hangileri etkili olmuştur? Bakınız, Cevat Çoban zaten tarihte ne olarak bilinir? 18 Mart kahramanı. Bence bakınız buna da özellikle dikkat edin bu sene. Özellikle genel kültürde de gelebilir. Bu şekil arkadaşların tarihte de sorulabilir. Veya direkt 18 Mart kahramanı olarak tarihe geçen Çanakkale Deniz Savaşları'nda mesela hani uzatır ÖSYM sever diye sorabilir. Nusrat Mayın gemisi, mayınları Çanakkale Deniz Savaşı'nda döşen gemimizdi. Seyit Onbaşı da hangi gemiyi batırmıştı? Ocean gemisini batıran arkadaşlarım askerimizdi. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması'na ilk tepki olarak ortaya çıkan yararlı cemiyetlerden birisi değildir? Şimdi değerli hocalarım, Milli Kongre Cemiyeti biraz söz etmek istiyorum. Doktor Esat Işık, bu bir. Hocam diğer cemiyetlerde bölgesel bağımsızlık var iken Milli Kongre Cemiyeti'nde ulusal bağımsızlık söz konusudur. Ayrıca değerli hocalarım, bu Milli Kongre Cemiyeti mücadele yöntemi olarak basın yayını tercih etmiştir Ebru hocam. Ayrıca arkadaşlarım ilk kez Kuvayi Milliye tabirinden söz eden cemiyettir. Kilikyalılar Cemiyeti arkadaşlarım Adana civarında. Trakya Paşaeli şöyle bir düşünceleri vardı. Ola ki bir gün eğer Türkler başsız kalırsa Trakya Cumhuriyeti adında bir devlet kurmayı amaç edinmişlerdir. Taali İslam Cemiyeti değerli hocalarım yararlı bir cemiyet değil. Bu Türkler tarafından kurulmuş milli varlığa düşman cemiyet olarak geçmiştir. Reddi ilhak ne diyor? Biz İzmir'in Yunanistan'a bağlanmasını reddediyoruz. Reddi ilhak İzmir. Ünlü tarihçi Bernard Lewis. Bu antlaşma pek insafsızdı. Türkiye'yi en zengin illerini ilhak eden devletlerin ve ulusların insaflarına dayanarak yaşayabilecek, çaresiz, kötürüm ve gölge bir devlet halinde bırakacaktı. Yenilmiş Almanya'ya empoze edilenden çok daha ağır olup Türk halkına yaşama hakkı tanımıyordu. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Lewis'in yukarıda kast ettiği anlaşma hangisidir? Mustafa Kemal'in de ölü olarak doğmuş bir antlaşma diye nitelendirdiği anlaşma arkadaşlarım Sevr Antlaşması'dır. Alın orijinal soru arkadaşlarım. Veya yeni soru tarzı. Niye olmasın? Aşağıdakilerden hangisi 1. İnönü Savaşı sonrasında kabul edilen İstiklal Marşı ile ilgili yanlış bir bilgidir? Yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemiştir. Evet, KPSS'de soruldu. Mehmet Akif Ersoy bunu Türk ordusuna ithaf etmiştir. Arkadaşlarım soruldu. İlk defa 1982 Anayasası'nda yer almıştır. Doğru. Mehmet Akif'in şiirlerinin toplandığı Safahat eseri. Mehmet Akif bu şiir milletin malıdır diyerek bu eseri almamıştır. Bugünkü bestecisi değerli hocalarım Osman Zeki Üngör'dür. Bakınız iki bestecisi var. 24 ve 30 yılları arasında Ali Rıfat Çağatay, 1930 arkadaşlarım ve günümüze kadar
Ne diyeceğiz? Osman Zeki Üngör'dür. Sever, Taceddin dergahında yazıldı. İlk defa yayınlandı gazete Hakimiyet-i Milliye. Daha sonra 4-5 gün sonra Açık Söz. Ve ilk yayınlandığı dergi Sebil-ül Reşat'tır değerli hocalarım. Mecliste ilk kez okuyan dönemin Milli Eğitim Bakanı ve Milli Hatip olarak da geçen Hamdullah Subhi Tanrı Över'di. Subaylar Savaşı, evet kesin Arzu Hocam. Subaylar Savaşı, Melhame-i Kübra olarak da anılan Sakarya Savaşı öncesinde Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini kim verdi? Sorulmuş bir soruydu bu. Arkadaşlarım, Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini veren yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şunu da çok sever ÖSYM. Hangi savaştan önce, hangi savaştan sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi Kütahya-Eskişehir savaşlarından sonra Sakarya Savaşı'ndan önce verilmiştir. Yani Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal Sine-i Millet'e çekildi. Askerlik mesleğinden istifa etti Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum'dan önce. Sivil oldu aynen. Kütahya-Eskişehir'den sonra demek ki askerlik vazifesine geri dönmüştür soruldu. Tekrar ediyorum. Askerlik vazifesine geri dönmesi Kütahya-Eskişehir'den sonra Sakarya'dan öncedir. Ve Kurtuluş Savaşı'nda ilk yönettiği savaşta doğrudan tabii komutan olarak, başkomutan, başkumandan olarak Sakarya Savaşı'nı alacaksınız. Yukarıda verilen komutanlardan hangileri Maraşellik rütbesi almıştır? Değerli hocalarım, Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan sonra Fevzi Çakmak arkadaşlarım büyük taarruzdan sonra ancak İsmet İnönü bu rütbeyi değerli hocalarım almamıştır. Cevabımız 1 ve 2. Medeniyet yolunda başarı yenileşmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme, hep ilerleme, hep ilerleme, hep ilerleme yoludur demişiz. Arkadaşlarım, eğer medeniyetten bahsediyorsa, ilerlemeden bahsediyorsa, fenden bahsediyorsa, dinamizmden bahsediyorsa sevgili Ebru Hocam ne diyeceğiz? İnkılapçılık diyeceğiz. Çağdaşlaşma, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma. Aşağıdakilerden hangisi 1923'te 1. TBMM döneminde toplanan İzmir İktisat Kongresi kararları arasında yer almaz? Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır elbette. Niye? Dışa bağımlılık azalsın. Aşar vergisi kaldırılmalıdır. Düştünüz, geçmiş olsun. Elbette aşar vergisi kaldırılmalıdır. Çünkü köylü üzerinde, çiftçi üzerinde ağır yüktür. Özel sektör teşvik edilmesi için milli bankalar kurulmalıdır elbette. Değerli hocalarım, yabancı sermayenin ülkeye girmesi neden yasaklansın? Ne kadar yabancı sermaye gelirse bereket versin yani. Şimdi bak, bu kadar plajda, orada burada biz reklam yapıyoruz tatil amaçlı, bunun için yabancı sermaye gelsin. Ha, yabancı tekelinden kaçınılmalıdır. Tabii ki kaçınacağız yabancıların tekelinden. Onların boyundurluğu altına elbette girmeyeceğiz. Ama yabancı sermayenin ülkeye girmesinin yasaklanması arkadaşlarım yok. Aman aman aman. Haldan düşmeyin sınavda. Ha, bir de bir şey daha söyleyeyim. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanı kimdi? Kazım Karabekir. Değerli hocalarım, peki kimler katılmıştı? Çiftçi var mıydı? Çiftçi vardı. Sanayici var mıydı? Vardı. Başka kim vardı? Çiftçi arkadaşlarım, sanayici, başka
işçi vardı arkadaşlarım. Bunun dışında evet Nisa kes bunu soruldu, bu soruldu zaten. Memur, bir de şey yazayım. Tüccar. Memur arkadaşlarım yok. Asker yok. Bu arkadaşlarım az bir delege de katılmamıştır. 1150 civarı delege bu kongreye katılmıştır. Bunlar ne diyeceğiz? Dinle. Türkiye'de saltanatın kaldırılmasıyla ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu ile rejim sorunu hangisiyle halledildi, çözüldü ya da değerli hocalarım, Türkiye'de saltanatın kaldırılmasıyla devlet başkanı kim olacak, rejimin adı ne olacak diye bazı problemler çıktı. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle biliyorsunuz devlet başkanı yani cumhurbaşkanlığı makamı oluştu. Kabine sistemine geçtik çünkü meclis hükümeti sisteminde. Bununla beraber zaten devlet başkanı cumhurbaşkanıdır. Bu belirlendi. Bunun yanında arkadaşlarım, bunun yanında zaten rejimin adı da ne oldu? Cumhuriyet olmuştur. Sorulan bir soruydu. Aşağıdaki devletlerden hangisi Batı sınırı güvenliğini sağlamak adına 34'te Atina'da imzalanan Balkan Antantı'na katılan bir devlet değildir? Hocalarım ne demişiz? Değil mi? Yani Türkiye var. Yani Yugoslavya var. Yani Romanya var. Yani Yunanistan var. Ancak Bulgaristan ile Arnavutluk arkadaşlarım Balkan Antantı içerisinde yer almaz. Bu arada Balkan Antantı'nın imzalanmasında etkili olan faktör de Türkiye ile Yunanistan arasındaki etabirliği. Nüfus mübadelesi sorunun çözülmesi etkili olmuştur. Aynen. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ sorunundan dolayı 93'te Ermenistan'ın Kafkasya'daki Türklere yönelik olarak düzenlediği soykırım aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım bunu 2020'de yanılmıyorsam sordu. Ermenistan, Azerbaycan'daki bu hadise Hocalı katliamıdır değerli hocalarım. Srebrenica katliamı, Mavi Kelebekler olayı biliyorsunuz arkadaşlarım Bosna Savaşı ile ilgilidir. Akritas planı diye geçer. Valla herhalde iki sorumuz kaldı Ebru hocam. Akritas planı diye geçer. Ani bir saldırı ile Türklerin ortadan kaldırılması planıdır aslında. Enosis'te arkadaşlarım aslında Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama düşüncesidir. Evet. 73'te başlayarak 94 yılına kadar devam ettiği terör olaylarıyla çoğu diplomat 35 Türk'ü şehit eden Ermeni örgütü, terör örgütü aşağıdakilerden hangisidir? Bu da 2-3 kez sınavda soruldu arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Asala diyeceğiz. EOKA kimindi? Arkadaşlarım Rum terör örgütü olarak geçer. Yukarıdakilerden hangileri SSCB'nin komünist ülkelerle işbirliği ve yardımlaşma amaçlı kurduğu kuruluşlar arasında yer alır? Şimdi Kominform arkadaşlarım siyasi işbirliğiydi ve Kominform'dan çıkarılan ilk ülke Yugoslavya idi. Comecon ise arkadaşlarım ekonomik işbirliğiydi. Ekonomik. Varşova Paktı yine SSCB tarafından oluşturulan askeri bir pakt idi. Evet, ortalamamız nedir? Şöyle değerli hocalarım. Bir videomuz vardı. Evet. Muhammed, onu nasıl açıyorduk? Kaç ya? Bir de siz de netlerinizi yazabilir misiniz?
Evet. Maşallah. Güzel. Şimdi Muhammed, bende sol altta bir şey görünmüyor kıymetli kardeşim. Ya da ben mi göremiyorum? Gülcan Hocam, onu sistem yöneticisine sorar. Muhammed, bu kaydedilecek mi kardeş? On, bilgim yok. Sozlar Hocam, 18 doğru. Diğer hocaların netlerini yazabilir mi acaba? Yazmayan arkadaşlarımız. Değerli hocalarım, yani bunu halletmek adına bol bol soru çözeceksiniz. Yani 20'nin üzerinde yaptıysanız güzel. Değerli hocalarım, 20'nin üzerinde yaptıysanız güzel. Yani 20 üzerinde netten bahsediyorum, doğrudan bahsetmiyorum tabii. Maşallah. Muhammed, şu slide şu mu Muhammed? Ben ortaya falan tıklıyorum ama bir şey yok. Yani benden mi kaynaklı bilmiyorum. Zaten şey sekmesi de yok Muhammed. Yani video şu mu Muhammed? Ben yani normal resim olarak atılmış Muhammed, ya da ben de öyle gözüküyor. Sozdar hocam, yani bir daha ne zaman olur? Çok bir bilgim yok işin açıkçası. Yayın evi bize söylüyor ama ara ara olur herhalde. Kampta olacağım inşallah. Evet. Yani bir aksilik olmazsa kampta olacağım. Muhammed, şu an kalem bağlı değil zaten canım kardeşim. Yani şu an cihazları falan zaten söktüm. Yani sorularınız varsa sorun. 1-2 dakika çok değil arkadaşlarım. Yani o ücret konusunda benim bir şeyim yok arkadaşlarım. Yani nasıldır, nedir? Onu sistem yöneticisi zaten link atıyor oradan. Yani onlarla görüşebilirsiniz. Yani çok benim bir fikrim yok. Onları sorabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Zaten ne demek? Ya onu hiç bilmiyorum. Yani ne demek hocalarım? Yani sorun,
Onu arkadaşlarım evet. Yani Muhammed ben açamadım kıymetli kardeşim. Yani dediğiniz gibi yaptım, açamadım. Artık başka sefere. Peki değerli hocam kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Tekrar başka bir videoda inşallah görüşürüz.